Dilaver, konuşmamız gerek. Şirketle ilgili alınması gereken kararlar var. Sana da iyi akşamlar Esma Hanım. Kapıda kaldın, içeri buyursaydın. Avukat Hanım da gittiğine göre artık gerçek dünyaya döndüğünü umuyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Bence hemen yeni bir avukat bulmamız lazım. İstediğini yapmakta özgürsün Esma Hanım. Ben artık yokum. İşte ilgilenmiyorum. Peki. Zaten bu sefer avukatı ben bulacağım. Çünkü işe şansa bırakamayız. Şimdi gerçekten bizim yanımızda olan biri olmalı. Yani şirketin çıkarlarını değil, bizim çıkarlarımızı gözeten biri. Ya yeter Esma Hanım, yeter. Bir sus. Ne yaptığın ya da ne yapacağın beni ilgilendirmiyor. Ben artık yokum diyorum. Sok şunu kafana ya. Ne demek yokum Dilaver? Basbayağı yokum. Şirketle de, hisselerle de, sen hırslarınla da ilgilenmiyorum. Ben Mardin'e dönüyorum. Saçmalama. Sen çok mu içki içtin? Yoo. Kafam gayet yerinde. Sana hayatta muvaffakiyetler dilerim Esma Hanım. Yolun bahtın açık olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bitti konuşma. Güle güle. Bak dedesi, bak ne kadar büyümüş Bedirhan, değil? Değil mi? Ula Bedo! Nadin, sen yarın evde kalıp çocuklarla ilgilenirsin, değil? Değil ana, ben de geleceğim. Bak, kızım senin gelmene ne lüzum var şimdi? Orada ne gerekirse ben hallederim, değil mi? Kızım bak, senin karnın burnunda iki canlısın. Şimdi boşuna yorulup durma oralarda. Annem doğru söylüyor Nari. Sen evde kalsan daha iyi olur. Yok bana. Hiçbir şeycik olmaz. Siz hiç merak etmeyin. Hem Feride de yarın evde kalıp çocuklarla ilgilenir. İlgilenirsin değil mi? İlgilenirim tabii. Abaya da rica ederiz. O da çocukları okula bırakır. Olur değil mi abi? Tamam. Konuşurum ben. Ha işte. Hadi o zaman. Kalkalım biz de. Yarın sabah erkenciyiz. Gidiyor musunuz? Gel bakalım anneciğim. Bugüne kadar kendimi tanımaya, anlamaya bile çalışmamışım. Yeni yeni fark ediyorum. Yanlış anlama. Seni suçlamıyorum. Hani bizim Bahri'nin bahçesinde ulu bir ceviz ağacı vardı, hatırladın? Çevresindeki ağaçlar hep kavruk kalmıştı. Onun gölgesinde oldukları için. Şimdi biz büyük olduğu için Ceviz'i suçlayamayız, değil mi? Benimki de o hesap işte. Kavruk mavruk idare edeceğiz. Ayakta kalmaya bakacağız. Öyle değil mi abi?
Endişelenme. Her şey bitecek. Biliyorum da. Ne bileyim işte. Hepsi geçecek. Biliyor musun? Ben çok şanslı bir insanım. O niye? Sen kocam olduğun için. İyi zamanda, zor zamanda hep yanımda olduğun için. Olmaya da devam edeceğim. Biliyorum. Bunun değerini de biliyorum. Gerçek sevgiyi bulmak, sevdiğin insanla, güvendiğin insanla ömür boyu birlikte olmak. Herkes benim kadar şanslı değil. Biliyor musun? Bugün Ceren Hanım istifa etti. Hayırdır inşallah. Kim ki bu saatte? Ceren. İçeri girebilir miyim? Tabii. Ne demek? Kusura bakma ben. Kaldım böyle. Berzan Ceren'le konuşmuş. Tehdit etmemiş ama kendince iyilik yapmış. Nasıl bir iyilikmiş? Dilaver'le ilgili ihtarda bulunmuş. Ceren kendine dikkat etmeliymiş. Dilaver tehlikeliymiş. Herkesi yarı yolda bırakırmış. Berzan, Ceren'i korkutarak kendince Dilaver'i cezalandırıyor. Aba altında sopa gösteriyor. Ceren korkmuş değil. Hayal kırıklığına uğramış. Sanırım aşık olmuşlar. Ben ilk gördüğünde benden hiç hoşlanmadığını biliyordum. Hatta benden gıcık kaptığını. Yok, o kadar da değil. O kadar. Ceren Hanım, bunu biliyordum. Anladım. Anladım da kendi kendime hep şunu soruyordum. Niye Ceren Hanım'ı her gördüğünde böyle abuk sabuk şakalar yapıyorsun? Yok, kendine haksızlık etme lütfen. Yok avukat hanım, öyle. Ya Ceren Hanım senden hoşlanmıyor. Sen de her gördüğünde ne hukukun üstünlüğünü bırakıyorsun ne çocukluk anlarını. Her gece kendime diyordum bak oğlum daha yapma artık yeter. Ve bir gün sonra seni görünce yine başlıyor laf ebeli. Yok. Onlar hoşuma gidiyordu aslında. Hadi ya. Öyle mi? Gerçek. Gerçek. Ev çok iyi korunuyor. Etrafta gezmek bile neredeyse mümkün değil. Demek ki dışarı çıkarıldığı zamanları kollayacağız. Değil mi Ziber? Evet ağam. ...24 saat gözetlenecek hep. Gencolarım veliahtı. Aldığı her nefesi bilmek istiyor. Emriniz olur ağam. Nereye götürürler çocuğu? Kimler bakar? Nereye giderler? Hepsi. Anladım. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmek lazım Ziber. Adamlara söyle gözlerini dört açsınlar. Olur ağam. Doktorunu da öğrenin. Buyur ağam. Doktorunu Ziber, doktorunu. Senin daha iyi bilmen lazım. Bebeklerin aşısı, sağlık kontrolü olmuyor mu sık sık? Doğrudur ağam. Araştırırız hemen. Uyandın mı sen? (Gülüyor)
Epey zamandır fırsat bulup da oğlumla yalnız kalmamıştım. Bugün yanıma aldı. Boyumuzu ölçtük. Şaştım kaldım. Ben mi yaşlanıyorum? Yoksa o mu çok hızlı büyüyor? O hızlı büyüyor. Yoksa sen ilk gördüğün günkü kadar yakışıklısın. Ona dedesini anlattım. Babamla benim aramdaki yakınlıktan, uzaklıktan, sevgiden söz ettim. O ne yaptı? Dinledi. Gözlerini kapattı. Sonra açtı, gülümsedi. Ne anlattın? Oğlumla aramızda o. Kıskandın mı? Kıskanırım tabii. Seninle ve kendimle ilgili çok düşündüm Dilaver. Esprilerim beni çok rahatsız etmese de bana ters olan bazı davranışlarım vardı tabii. Aklımda duygularım gidip gidip geliyordu. Açıkçası bir evet diyordum, bir hayır. Mühim olan en son neyin söylendi avukat hanım? Galiba bu sefer sona hayır kaldı. Evet. Haklısın. Ama son sözüm bu değildi. Değil mi? İçimden bir ses senin doğru adam olduğunu söylüyor. Bu yüzden son sözümü şimdi söylüyorum Dilaver. Evet. Hadi ya. Ya bu şahane fikir ha avukat hanım. O zaman sen bu evet'i boş boşuna söylememiş olsan. Şöyle anlatayım ben sana. Senin bu evet'ten hemen bir cümle önce ben sana bir soru sormuş olsam. Ceren Hanım. Benimle evlenir misin? Dur, sakın bir şey söyleme. Cevabını verdin ya. Ya bu da böyle şaka gibi oldu ama artık alışmış kudurmuştan beterdir. Ne yapacaksın? Zeliha, uyandırmadım değil mi? Yok, uyumamıştım bacım. Sahi mi? Hey Allah razı olsun. Güzel oldun benim. Çok sevindim Zeliha. Neyse. Ne anlattın? Ben Belirhan'a anlatacağım. Gör bak gözlerini nasıl kapatacak. Ben de kapatırım.
Ya bir şey soracağım. Annemle ilgili. Neymiş bakalım o? Yarın kim kahvaltı hazırlayacak? Onu unutmuştum da. İyi de bunun annemle ne ilgisi var ki? Hani annem görev zaten yapmış ya. Ondan dedim ben. Sen. Emir. Ben de sana bir şey soracağım. Olur. Bu gece birlikte uyuyalım mı? Hadi. Dur. Hadi yat. Aslında annemi soracaktım. Ne zaman iyileşecekti diye soracaktım. Çabucak iyileşecek ablacığım. Merak etme sen. Hadi kapat gözlerini sen. Ceren. Bari sen uyuyaydın biraz. Ne uykusu ya bu kadar? Benim gözüme uyku mu girer şimdi? Bilirim girmez. Ne zaman hasta olsam, bir tık öksürsem uyku tutmaz seni. Şimdi geriye bakıyorum. Düşünüyorum. Ne kadar şanslıyım. Allah bana senin gibi dünyanın en iyi adamlarından birini yollamış. Ya şimdi sen de böyle konuşuyorsun ki yani ben de seni en az 100 kere üzmüşüm değil mi? Dur bak. Dur hele. Sana ne vereceğim? Ya ne yapıyorsun şimdi? Sen tak onları Bedar. Ya Celil dur hemen celallenme. Sen al bunları sakla. Ya Celil. Yarın ameliyatta doktor tutar mı bunları benim kulağımda? Al sakla. İşte yarın ameliyattan çıkınca verirsin. Sakla sen. Sakın satma ha. Ya ne satması? Sen de nereden çıkardın şimdi ya? Tamam tamam. Şaka yaptım. Öyle söylüyorsun ki... Ya benim şakadan anlayacak aklım mı kalmış şimdi yani? Kafamın içi ne halde bilmiyorsun ki Bedar. Söyle Ziver. Ağam şimdi haber geldi. Sıla Hanım'ın annesi ameliyat olacakmış. Yani? Hepsi birlikte hastaneye gidiyor. Ağam bilgin olsun istedi. İyi etmişsin. Hepsi birden demek ha? Bir geçmiş olsun demek lazım. Thank you.
Durumunuz gayet iyi. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı toparlandınız. He. İyiyem iyi olmasına da bir de ne zaman buradan çıkacağımı söyleseniz. Merak etmeyin, sizi daha fazla tutmayacağız burada. Taburcu işlemlerini başlatabilirsiniz. Sağ olasın. Oh, Allah'a çok şükür. Artık gerisi size kalmış. Bir süre daha evde istirahat edeceksiniz. İlaçlarınızı aksatmayacaksınız. Tamam hocam. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Ben abimin her bir şeyle ilgilenirim, değil mi abim? Sağ ol hocam. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Sağ olasın. İyi. Ben o zaman işlemlere hemen başlayayım. Ayşe, ben hallederim. Sen dur. Ayşe yapar. Hadi Ayşe. Tamam abi. Ben gideyim. Sen gel bana yardım et hele. Otur. Çıkacağımı duydun da gel. Duydum ağam. Hüseyin. Zor gününde yalnız bırakmadın Ayşe'yi. Aferin. Ama konuştuğumuz gibi. Gitmen gerek. İkiniz için de en doğrusu bu. Biliyorum ağam. Hadi Emir. Yok, ben gitmeyeceğim. Emir. Ne demek gitmeyeceğim? Böyle bütün gün evde otur. Ne olacak? Ne olsa olacak. Annem ameliyat olacak. Ben okula mı gideceğim? Gideceksin tabii. Burada oturmanın anneme bir faydası var mı? Yok. Peki annem için yapabileceğimiz bir şey var mı? O da yok. Bari biz derslerimizden geri kalmayalım. Yok. Gitmeyeceğim. Ya of Emir ya. Bak, abay abi de gelecek şimdi. Ben ne diyeceğim? Yok abay abi, biz vazgeçtik, gelmiyoruz okula falan. Ne oluyor bakayım burada? Annem ameliyat olacak ya. Emir Bey okula gelmiyor. Gaba ya bir de geldi. Emir. Niye gitmiyorsun okula? Helen. Emir nerede? Hazır değilsiniz daha. Ben hazırım da Emir'le uğraşıyoruz. Okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Nedenmiş o? Bir şey olduğu yok. Annemler gidene kadar her şey normaldi. Onlar gitti, bir haller oldu beyefendiye. Oturdu kalkmıyor. Allah Allah. Hadi, hazırım ben. Aa. Ya hadi ne bekliyoruz? Okula geç kalacağız. Hadi o zaman. Feyda abla bunu nasıl yaptın? Ben de öğrenmek istiyorum. Haydi. Haydi, haydi. Tamam, her şey hazır. Az sonra sizi ameliyata alacağız. Sağ olun hemşire hanım. İyi olacağım ben. Sağ salim kurtulacağım bu dertten. Hiç merak etme. Etmiyorum anne. Biliyorum. Selam. Sana bir şey diyeceğim. Bak. Hepimiz insanız. Her şey bizler için. Olacağından... Olmayacak. Olmayacak yavrum. Olmayacak tabii. Hani ben öyle lafın gelişi diyorum. Sonuçta ben de bir gün... Göçüp gideceğim. Kardeşlerin sana emanet. Sen büyüklerisin. Eh, baban da koca adam ama çocuk gibi mübarek. O da göz kulak olmak ister. Hepsi önce Allah'a, sonra sana ve Boran'a emanet. Tamam anne. Daha bitmedi. Boran'la birbirinize mukayyet olun yavrum. Unutma ki senin bu dünyadaki en büyük destekçin kocan. Kavga da olur, kırgınlık da. Sonra hepsi unutulur gider. Birbirinizin kıymetini bilin. Ha yavrum. Müzik
tamam iyi olacak baba. Merak etme sen. Hem her şey öyle çarçabuk olup bitecek. Hiçbir şey anlamayacağız bile. Korkacak bir şey yok ki. Hem sen sağlam duracaksın ki anama destek olasın değil mi? Hani bir laf var. Önce can sonra canan. Ama sen iyi olacaksın ki sevdiklerine faydan olsun değil mi? Bizimki de o hesap oldu. Öyle tabii. Sen iyi olacaksın ki onlara bir faydan dokunsun. Baba, güçlü olacaksın değil mi? Ama bazen de öyle olur ki canan kim, can kim, hepsi birbirine karışır. İşte Bedar'la da biz öyle olmuşuz ha. Ona bıçak değecek, benim canımın yanmaması mümkün mü? Ağam. Nedir durum? Şimdi bizimkiler aradı ağam. Her şey hazırmış. Zeliha bacı anasıyla buluşturmak için emrini bekliyorlar. Söylediğim önlemler alındı mı? Her şey tamam ağam. Hiçbir sorun yok. Peki. Çok dikkatli olun. Bir aksilik çıkmaz. Adım adım bilgi vereceksiniz. Başlıyorum ağam. Kaç kişisiniz dışarıda? 4 kişi ağam. Hemen takviye et. 2 kişi derhal yukarı çıksın. Gözünüzü 4 açın. Berzan'ın adamları burada. Tamam ağam. Hoş geldin. Kusura bakma, biraz geciktim. Estağfurullah, önemli değil. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim Berzan. Ne demek? Senin gibi hoş bir hanımla güne başlama fırsatını kaçırmam. Çok naziksin. Ama ben yine de vaktinin değerli olduğunu farkındayım. O yüzden hiç uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Gencolarla ilgili kafanda neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Beder. Biz buradayız ha, korkmayasın Bedar. Güçlü kadındır ama. Enteresan bir kadınsın Esma. Belki. Anlamadığım şey, senin gencolarla ne derdin var? Ne istiyorsun? Benim gencolarla hiçbir derdim yok. Benim derdim Sıla gencoyla. Sıla hayatı boyunca sahip olduğu hiçbir şey için biz çaba sarf etmedi. O yüzden sahip oldukları onun için basit, değersiz ve anlamsız şeyler. Daha da kötüsü, çaba sarf eden insanlara nasıl davranması gerektiğini hiç bilemedi. Yani sana karşı hatalı davrandı. Çok. Ama yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyecek. Bakalım. Belki ikimizin de istediğini alabileceği bir plan yapabiliriz. Ee?
Yeğenimiz ne zaman geliyor? Az kaldı. Keşke babası da görebilseydi değil mi? Kim bilir neler yapardı onun için. Her şeyin en iyisine, en güzeline sahip olsun isterdi kuşkusuz. Ve tabii herkesten sakınırdı. Malum, zaman kötü. Pardon, Boran Genco. Boran Genco'dan diyecektiniz herhalde. Bilmiyorum, Boran Genco yazıyor burada. Neyse. Sıla. Şu giden anam doktor değil. Bakayım. Baba dur, ben bakarım. Haydi hayırlısı. Ağam geldi çocuklar, yerleştirdim. Berzan'ın adamları gitmiş görünüyor. Tamam, söylediğin çok dikkatli olsun. Zeliha ile annesi ne oldu? Buluştular ağam, her şey yolunda. Tamam. Bak, bunlardan renk renk gördüm. Güzel değil mi? Bir de şey var. Ana, ana bırak artık. Ben bakarım sonra. İki dakika yüzünü göreyim. Ah güzel gözlü yavrum benim. Keşke hep yanında olabilsem. Keşke hiç ayrılmasak. Nasıl geldi bunlar bizim başımıza kızım? Nasıl? Olan oldu artık ana. Düşünmenin faydası yok. Doğru. Keşke hemen kaçıverseydiniz. Para pulu aldırış etmeden. Şimdi çocuğun da babasız kalmayacaktı. Nereden bilecektik ya ana? Bütün suç bende. Öyle deme ana. Benim yüzümden. Öyle. Ben bekleyin dedim. Zavallı Samim dedinde durdu ama bize bir şey dinletemedi. Allah onun ömrünü yavrusuna eklesin. İnşallah o da onun gibi namuslu, dürüst, çalışkan biri olur. İster misin oğlan olsun? Samim'in aynısı. Ana. Ne güzel olur kız. Her dakika onu görmüş gibi olursun. Hiç ayrılmamış gibi olursun. Öyle olmayacak ama. Olur evladım, olur. Neden olmasın? Sana destek olur, güç verir. O sana Samim'in yadigarıdır yavrum. Ana. O Samim bebeği değil. Nasıl? Haber var mı? Yok daha. Zeliha buluştu mu annesiyle? Hı hı. Sorun yok. Sevindim. Çok güzeller. Teşekkürler. Ne bu? Sen yollamadın mı? Sonra anlatırım. Merak etme, bir şey yok. Gözünüz aydın. Ameliyat gayet başarılı geçti. Oh, çok şükür. Zaten böyle olacağını bekliyorduk değil mi? Birazdan ameliyattan çıkaracağız. Kendine gelsin, daha sonra görüşürsünüz. Hı. Sağ olun.
Çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Tamam Nura. Bediran nasıl? İyi, merak etmeyin. Kucağımda şu an. Keyfi yerinde, oyun istiyor. İyi bakalım. Ha Sıla Hanım, Bediran'ın doktorundan aradılar. Aşısı varmış bugün, randevu vermişler. Onu hatırlattılar. Doğru. Ne yapsak? İsterseniz ben götüreyim. Hem Bediran da hava almış olur. Öyle mi yapsak? Yok Nuran. İki gün gecikmeyle bir şey olmaz. Ben hallederim. Peki efendim. Siz bilirsiniz. Tamam. Oldu. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Hava almaya çıkalım mı? Tamam güzelim. Tamam canım. Gel. İşte böyle. Kimseye bir şey diyemedik. Sen de damağını aldın mı? Feriha bacım, çıksak iyi olacak. Malum güvenlik. Tamam, geliyorum. Ana. Hakkını helal. Asıl sen hakkını helal et yavrum. Biz ne yaptık ki sana? Ha? Efendim? Güzel. Ziver. Buyurun ağam. Çıkıyoruz Ziver. Beda, iyisin değil mi? Gülümsediğine göre iyi. Ama hala narkozun etkisinde. İstersen yormayalım. He, doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ameliyat gayet başarılı geçti. Herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Ne zaman taburcu olur? Fazla kalmayacak, merak etmeyin. İki gün sonra taburcu ederiz. Beder, duydun değil mi? İki gün sonra kendi evimizde olacağız ha. Peki tamamen atlattık mı? Büyük oranda evet. Yani bu tedavi sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. Ama kaygılanacak bir durum yok. Bundan sonrası çok daha kolay olacak. Tabii detaylarını bir ara görüşeceğiz. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Oh, çok şükür bunu da atlattık ha. Allah'ım ya Rabbim, sen bir daha yolumuzu düşürme şuralara. Yine gelmeyecek miyiz? Bana öyle geliyor ki yakın zamanda yine buradayız. Sen de ağzını hayır açsan abi ya. O nasıl laf öyle? Niye? Yaren doğmayacak mı? Ha. O başka tabii. Ben bir anama bakayım. Efendim? Zeliha bacıyı aldık. Yerine götürüyoruz yine. Tamam. Çok dikkatli olun. Takip edilmediğinizden emin olun. Tamam ağam. Barınca yine beni arayın. Başsın ağam. Daha çok var mı? Biraz var ağam. Eyvallah. Nasıldı Zeliha? Ne sen kendine baba de, ne de ben kendime ana. Bazı hatalarımız olmuştur. Ortada. Ama elimizden geleni yaptık çocuklarımız için. Haşmet efendi, sen kendi elinle kızını ateşe attın.
Ben de sana karşı duramadım. Benim vicdan azabım bana yeter zaten. Bir de sen üstüme varma kadın. Sus artık. Doğru. Bu saatten sonra konuşmanın da susmanın da hiçbir anlamı yok. Berzan denen adam, senin damat olarak benimsediğin o adam kızımızı kirletmiş. Bunun üzerine söz söylenir mi? Etmem gereken birkaç şey var. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Ben bu gece burada kalayım diyorum. Olur. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Bir daha gelecek misin buraya? Gelirim tabii. O zaman Bedir Hanım'ı da getirir misin? Anneme de moral olur. Doğru. Getiririm tabii. Hadi hoşça kal şimdilik. Oğlumu da alıp hemen gel. Orhan, dikkatli ol. Celil güldürme gözünü seveyim. Ya bütün doktorlar o yüzlerine takmışlar o şey gibi maske gibi şeyleri. Hepsi birbirine benziyordu yani ya. Hakikaten ana ya görsen kimin kim olduğunu anlayan aşk olsun vallahi ha. Ya yolda birini çevirdim soruyorum öyle hararetli hararetli. Dedim ki Bedar'ın ameliyatı nasıl geçti? Hayatı tehlikesi var mı? Adam gözlerime baktı dedi ki ne hayatı tehlikesi? Ben dedi sünnetten çıktım. Sen gül bakalım şimdi. Bedir Han'ın sünneti yaklaşınca yaparsın telaşını. Yapmam, yapmam. Ya hakikat. Bir de onun sünneti var daha değil mi? Ben görün bak neler yapacak. Kesin. Thank you.
Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Ömer. Saçının modelini değiştirmişsin ha. Yakışmış ama kalsın. Buyur ağam. Yok Zübeller de geldi. Berzan ağa. Başmat ağa. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Çok önceden yapmam gereken bir şeyi yapmaya geldim. Zeliha'nın yerini söyleyeceksin ha?